Önemsiz uyarı. İzleyeceğiniz video en iyi Mac uygulamaları videosunun ikinci ve üvey evlat bölümüdür. İlk video tek parça halinde çok uzun olduğu için eş, dost ve takipçi gazabı korkusundan bu video hazırlanmıştır. Eğer biraz sonra videonun neden Labs diye başladığını anlamlandıramazsanız sağ üst köşedeki karttan, bu videonun açıklamasından veya kanalımdan önce ilk videoyu izlemenizi önerilir. Önemsiz uyarı bitti. Video şimdi kaldığı yerden Labs diye devam edecek. macOS'in menü çubuğunda aslında bir saat ve tarih göstergesi var ama bu pek işlevsel çalışmıyor. Üstelik tıkladığınızda sürekli takvime gitmek, takvim üzerinden bir şeyleri incelemek bazen can sıkıcı olabiliyor. Çok fazla takviminize ulaşma ihtiyacı duyuyorsanız veya hafızanızdan dolayı her günün işte ayın bugün kaçıydı veya işte ayın şu günü kaçıncı gününe denk geliyordu gibi böyle ikilemler yaşıyorsanız Itsicle diye çok güzel ve bu ekranın hemen sağ tarafında görebileceğiniz bir tarih göstergesi var. Bu uygulamaya tıkladığınızda haftanın günleri şeklinde ayın bölünmüş bir çizelgesini görebiliyorsunuz. Ayrıca macOS'in içerisindeki kullandığınız takviminizde etkinliklerinizin kayıtlı olduğu ajandanız varsa buradan şu turuncu noktalara tıkladığınızda o gün hangi etkinliğin olduğunu, hangi saatler arasında başlayacağını görebiliyorsunuz. Yine Itsicle üzerinden kendi etkinliklerinizi oluşturabiliyorsunuz veya saati göster, işte sadece ayın gününü göster, sadece ayı göster gibi seçeneklerle bu bölümü özelleştirebiliyorsunuz. Açıkçası menü çubuğumdaki görüntüsü de gayet şık. Gelişmiş fonksiyonlarına rağmen diğer birçok uygulama gibi Itsicle'da hem tamamen ücretsiz hem de tamamen açık kaynak kodlu uygulamalardan biri. Çok fazla çeviri yapıyorsanız ulaşmanız gereken belli başlı bazı kaynaklar var. Örneğin daha önce bahsettiğim Turing gibi. Bunlardan biri de elbette Google Translate. Herhangi bir metni Google Translate ile cross-check yapmak istiyorsanız veya bilmediğiniz farklı dillere İngilizceden çeviriyorsanız gününüzün büyük bir çoğunluğu Google Translate'e git, aç, yapıştır, kapat, aç, tekrar yapıştır, geri dön gibi böyle manasız bir döngüyle geçiyor. Google Translate'i Mac'in de çok aktif kullanan kullanıcılar için geliştiriciler Translate Tab adında çok güzel bir uygulama yapmışlar. Hemen sağ menü çubuğundan görebileceğimiz şu alet aslında bu tamamen Google Translate'in app'siyle çalışıyor. Yani buraya yazdığınız herhangi bir şey tıpkı Google Chrome'da Google Translate'e gidip yapıştırdığınız bir veri gibi çalışıyor. Ben mesela buradan örnek bir şey, bir cümle yazalım. Yani normalde Google Translate işte gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen Kasım'a kadar nasıl çevirecekse aynı şekilde Translate Tab'de bunu birebir çeviriyor. Buradaki ortadaki Swap Language ile de dili değiştirebiliyorsunuz. Sık kullandığınız diller aynı yine Google Translate'de olduğu gibi üst tarafta yer alıyor ve Google Translate'in içerisinde yer alan bütün dillerde çeviri yapabiliyorsunuz. Şimdi menü çubuğundan kullandığınızda aslında Translate Tab biraz işlevsiz bir uygulama olmasına rağmen klavye kısa yollarıyla oldukça pratik kullanılabiliyor. Hemen bir örnek göstereyim. Tekirdağ is a city in Turkey'yi atadığınız bir klavye kısa yol tuşuyla şöyle CTRL-A, CTRL-V yaptığımda hemen çevirisine ulaşabiliyorum veya tam tersi bir dilde yapmak istiyorsam da Command-Shift-S tuş kombinasyonuyla Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe veya çeviri yaptığınız hedef dilden kaynak dil arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Translate Tab'in bu güzel özelliklerine sahip olmak istiyorsanız ödemeniz gereken ücret tek seferlik $9.99 ve mutlaka çeviri yapan, özellikle gün içerisinde çok fazla çevirilerle uğraşanların Google Translate'e gitmektense pencerelerden veya Google Chrome'dan bağımsız olarak kestirme bir şekilde ulaşabilmesinin yolu diyorum. Şimdi Windows'tan macOS'e geçtiğimizde hepimiz aslında Windows platformunda çok uzun süre kullandığımız yazılımların muadillerini macOS ortamında arıyoruz. Bunları ararken muhtemelen şaşıracağınız ilk örnek WinRAR'la başlıyor. Çünkü Windows'un aksine macOS'e geçtiğinizde WinRAR'ın öyle pek popüler olmadığını görüyorsunuz. App Store'da RAR dosyası açmanıza, zip dosyası oluşturmanıza yardımcı olan birçok uygulama var. Ama bunların ya bir kısmı böyle İşte ev arazi parasına lisansları satılan uygulamalar ya da ücretsiz sürümlerine indirdiğinizde reklamdan istediğiniz dosyayı açmanızı engelleyen uygulamalar. Bunlara bir alternatif olarak The Unarchiver diye uygulamamız var. The Unarchiver tamamen ücretsiz bir uygulama. Bu uygulamayı yükledikten sonra bilgisayarınızdan herhangi bir RAR dosyasını
kolayca açabiliyorsunuz. Ben masaüstüne daha önceden bir hard dosyası vardı. Video için hazırlamıştım ama sonradan onu indirilenler klasörüne indirdim. Yani şurada mesela bir tane dosyamız var. Tıkladığınızda direkt aynı WinRAR gibi sadece bir indikatör çıkıyor. Hani o dosyanın açıldığını gösteren. Ve hemen ardından dosyayı sizin için aynı dizinde ayıklayıp eğer klasörleme yapısı varsa klasörleme yapısına uygun olarak çıkartıyor. Veya RAR şifresi varsa önce size RAR şifresini soruyor. Normal Windows platformunda çalışan WinRAR yazılımı gibi aynı basit ve işlevsel şekilde çalışıyor. Bilgisayarınızda RAR dosyaları kullanıyorsanız ama bunun için WinRAR alternatifini arayıp eli boş kalanlardansanız reklam dolu uygulamalarla uğraşmamak veya arsa parasına gidip bir zip açma uygulaması, RAR açma uygulamasının lisansını ödemek istemiyorsanız bu uygulamayı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. macOS'e geçen hemen herkesin birinci mail uygulaması tercihi direkt Apple Mail oluyor. Apple Mail aslında gerçekten güzel bir uygulama fakat imzanızı düzenleme veya işte 5 kişiye öyle mail atayım, 3 kişiye böyle mail atayım, attachment'ı şuraya şöyle yapıştırayım ama bu buradan böyle gitsin. İşte maillerimi otomatik olarak filtrelesin veya bir maili farklı bir zamana planlayarak gönderebileyim gibi fonksiyonları istediğinizde maalesef Apple Mail bu tip ihtiyaçlarınıza yanıt veremiyor. macOS'e ilk geçtiğimde uzun süre ben de Apple Mail'i kullandım ama daha sonradan fonksiyonların kısıtlılığının ve özellikle HTML imzanın eklenememesi nedeniyle farklı bir alternatifle tanıştım. Bu alternatif Spark. Spark'ın en güzel yanı şu, aynı Apple Mail'de olduğu gibi birden fazla sayıda posta kutularını ekleyebiliyorsunuz ve bu posta kutularının hepsini tek bir akıllı posta kutusu üzerine idare ediyorsunuz. Çünkü buradaki bütün maillerin hepsi okunduğu için tabii bir filtreleme yapmıyor ama normalde gündüz uyandığınızda işte 20 tane 30 tane mail ile karşılaştığınızda Spark sizin için şunu yapıyor. Mail bültenlerinden gelen maillerin hepsini tek bir köşeye topluyor. Gerçek kişilerden gelen mailleri tek bir köşeye topluyor. İşte reklam maillerini hemen uyanıp ayırtıyor. Bak diyor bunlar diyor reklam diyor. Eğer güne başladığınızda tamamen ağzına kadar dolu bir mail kutusuyla uyanıyorsanız bu filtrelemeler gerçekten işinizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü reklamlara hemen aradan atıp newsletter'larda önemli bir şey var mı yok mu bakıp aynı Gmail'e benzer ama Spark'ın işlevlerini biraz daha Gmail'den geçmiş şekilde düşünebilirsiniz. Spark'ın bir diğer güzel özelliği de normalde Apple Mail'de olmayan bir fonksiyon. Diyelim ki bir müşterinize mail yazdınız ama gece saat oldu 3. Gece saat 3'te mail atmak pek profesyonel bir yaklaşım değil. Diyorsunuz ki bu maili sabah 8'de atayım ama 12'ye kadar da uyuyacaksınız. İşte Apple Mail orada size o maili sabah 8'de planlama özelliği sunmuyor. Spark'ın güzelliğine istediğiniz zamana bu mailleri zamanlayabiliyor olmanız veya bir meslektaşınızdan mail aldınız ama akşam saat 6'ya yaklaşıyor ve o maili o gün yanıtlama gibi bir niyetiniz yok. Eğer pinlemek istemiyorsanız snooze yani erteleme özelliği sayesinde o maili ertesi gün istenen bir saatte size hatırlatabiliyor. Bak hemşerim böyle bir mail vardı dün. Hani sen buna bakmadın ama hadi gel bunu yanıtla diye. Daha bunların dışında kapsamlı arşiv başta olmak üzere Spark'ın birçok özelliği var. Ve en sevdiğim özelliği biraz önce de değindiğim gibi HTML imzaları tamamen sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor olmanız. Apple Mail'de HTML imza kullanmak istediğinizde diskinizin kök dizinin içerisine girip bazı dosyaları düzenlemeniz gerekiyor. Evet eğer imzanızı hiç değiştirmiyorsanız veya yıllardır aynı imzayı kullanıyorsanız sorun yok. Ama imzanızın üzerinde ufak bir değişiklik yapmak istediğinizde illa o işte yok gizli dosyaları göster, klasörleri göster, oraya git, oradan onu atlat, buradan bunu zıplat falan. Yani bir mail imzası değiştirmek için bence bu kadar uğraşılmamalı. Ayrıca Spark'ın mobil uygulaması da var. Yani macOS'te kullandığınız gibi aynı şekilde iPhone'unuza, iPad'inize de indirip Spark'ı tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer çok komplike bir işin üzerinde çalışıyorsanız bazen elinizin altında sadece bir not defteri olması veya bir şeyleri çizip karalayabileceğiniz bir ekran olması yeterli olmuyor. Bu gibi durumlarda genelde ben akış haritalarını kullanıyorum. Akış haritaları sayesinde elinizdeki bilgiyi veya bir planı hem görselleştirebiliyorsunuz hem de yol haritasını daha net oluşturabiliyorsunuz. macOS'te bu ihtiyacınızı kolayca karşılayabileceğiniz Simple Mind Lite diye ücretsiz bir uygulama var. Aslında o uygulamanın bir de premium sürümü var ama ben herhalde 2-3 yıldır aynı sürümünü kullanıyorum.
Diğer bilgisayarımda kullandığım için ve premium kullanmadığım için bulut özelliğinden faydalanamıyorum ama pek bulut özelliğine de ihtiyaç duyduğum söylenemez. Trackpad'iniz veya fareniz üzerinden haritayı çok net bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. İstediğiniz elemanları istediğiniz kümeye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz elemanları istediğiniz kümenin alt elemanı olarak ekleyebiliyorsunuz. Eğer çok karmaşık bir organizasyona iş yapacaksanız Simple Mind Lite'dan yardım alarak akış haritaları sayesinde size en uygun planı kolayca çıkartabilirsiniz. MacOS üzerinde basit kod düzenlemeleri yapacaksanız veya ufak betikler yazacaksanız mutlaka bir kod editörüne ihtiyacınız oluyor. Normalde Windows kullanırken Notepad++ bu işi çok iyi görüyordu ama MacOS'in içerisindeki Text Edit pek kapsamlı bir uygulama değil ve daha çok Word gibi çalışıyor. Aslında bir Notepad bile değil tam olarak. Bu tip ihtiyaçların tamamını karşılamak için hem ücretsiz hem basit hem de pluginleriyle ihtiyacınıza göre özelleştirebileceğiniz bir uygulama Sublime Text. Sublime Text'in en sevdiğim özelliği tamamen sade ve minimalist bir yapısının olması. Line, column veya istediğiniz bütün fonksiyonlara aynı bir Word dosyası kullanıyormuş gibi erişebiliyorsunuz. Sublime basit bir metin editörü veya kod editörü olmasının dışında pluginlerle tam olarak ihtiyacınıza yönelik bir geliştirme ortamı aracına da dönüşebiliyor. Ve benim en sevdiğim özelliğim mesela blogumla ilgili bir şeyi düzenlerken bazen onlarca dosya ve yüzlerce kod satırı arasında hangi kodun nerede olduğunu bulmakta zorlanıyorum. Ama oradaki metnin bir kısmını bulursam kodun tamamını da çözebileceğimi biliyorum. Böyle durumlarda FTP üzerinden kodun kaynak dosyasını bilgisayarıma indiriyorum. Sublime Text'in burada çok güzel bir özelliği var. İndirdiğim dosyanın içerisine, dosyanın tamamında şu metni ara dediğimde dosyada işte o aradığım metnin hangi kod satırlarının içerisinde olduğunu, kaç tane dosyanın içerisinde yer aldığını çok net bir şekilde gösteriyor. Yine aynı zamanda metinlerle ilgili olarak işte atıyorum elinizde 10 tane satır var ve bu 10 tane satırın arasındaki boşlukları silmek istiyorsanız veya elinizde 100 tane satır var ve bu satırları 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmak istiyorsanız bu tip bir metin editörünün halletmesi gereken işlerde de Sublime Text yine sizi oldukça büyük bir zaman yükünden kurtarıyor. Sublime Text'in premium versiyonu yanlış hatırlamıyorsam $80 civarında ama ben bugüne kadar premium versiyonuna ihtiyaç duymadım. Eğer basit uğraşlarınız varsa Sublime Text editörünü herhangi bir kısıtlaması olmadan da ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Premium sürümünde hem bir lisans sahibi oluyorsunuz hem de ayrıca bildiğim kadarıyla ekstra bazı özelliklere erişiyorsunuz ama ben dediğim gibi tam anlamıyla bir yazılımcı olmadığım için bu özelliklere bugüne kadar ihtiyacım olmadı. MacOS'te benim için en olmazsa olmaz ve yakın gelecekte mutlaka ayrı tek başına video yapacağım bir diğer uygulamada ThingsTree. ThingsTree aslında bir Get Things Done, bir checklist uygulaması, bir kontrol listesi uygulaması. Things'in en güzel özelliği çok sade ve anlaşılır olması. Bu da özellikle çok fazla projeyle baş etmek zorundaysanız veya hayatınızın içerisinde adımlı olarak halletmeniz gereken çok fazla liste varsa kesinlikle işinizi kolaylaştıran bir uygulama. ThingsTree'de mesela örneğin bugün MacBook uygulamalarında işte e-roll çekimleri ve b-roll çekimlere kaldı. Artık yapılacaklar listesinin neredeyse sonuna geldim diyebilirim. Ayrıca this evening yani akşam modunda da her zaman kendime anımsatıcı olarak attığım 3 adım var. Yani yarına başlamadan önce buradaki 3 adımı mutlaka gözden geçiriyorum. Her şeyin yolunda olduğundan emin oluyorum. Mesela örnek bir YouTube videosunun oluşturulması aşamasında şuradaki size sample'ı gösterebilirim. Yani bir video hazırlarken başından sonuna kadar buradaki adımların hepsini bir bir takip ediyorum ve buradaki yaklaşık 30-40 adımı bitirdiğimde şu an izlediğiniz gibi bir videom açığa çıkıyor. Bu tip checklist işlerinin veya proje yönetimi işlerinin çok yoğun olduğu yerlerde ThingsTree hayatınızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü kendisi hem bir proje yöneticisi oluyor, hem bir yapılacaklar listesi yardımcısı oluyor, hem de aynı zamanda bir anımsatıcı. Proje bazlı olarak ilerleyebildiğiniz gibi ThingsTree'de aynı zamanda kendini tekrar eden anımsatıcılar, kendini tekrar eden projeler ve rutinler oluşturabiliyorsunuz. Kısa yolları aracılığıyla gerçekten çok kolay kullanılabiliyor. ThingsTree'nin en kesat özelliği maalesef fiyatı. Çünkü ThingsTree'yi macOS üzerinde kullanmak istiyorsanız $49 ödemeniz gerekiyor ve ayrıca ThingsTree'nin iOS uygulamasını kullanmak istiyorsanız yine $49'a yakın, tam olarak 49 değil ama yine $49'a yakın bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Yani bütün hayatımı ThingsTree üzerinden projelendireceğim ve bunu sürekli olarak devam ettireceğim diyorsanız
yaklaşık olarak bir 500 liraya kadarlık bir masrafı gözden çıkartmanız gerekiyor. Peki değiyor mu? Eğer biraz İngilizceniz varsa veya Things 3'yi araştırırsanız şunu göreceksiniz ki yani ben bugüne kadar Things 3'yi satın alıp onu gerçekten efektif kullanıp da işte verdiğim, harcadığı paraya yananı görmedim. Çünkü gerçekten hayatınızdaki işleri idame ettirmeyi kolaylaştırıyor. Eğer hayatınızı bir checklist ve ajanda düzenine göre yaşamak zorundaysanız diye bunun da altını ayrıca çizeyim. Mac sahibi olan kullanıcıların çoğu hangi işle uğraşıyor olurlarsa olsunlar mutlaka uzun metinler yazmaya ihtiyaç duyuyorlar veya en azından benim etrafımdaki Mac kullanıcıların birçoğu öyle. Metin yazmak için herkesin farklı bir tercihi var ama özellikle blog yazıyorsanız, kitap yazıyorsanız veya uzun bir proje dosyası yazıyorsanız bazen bu kullandığınız uygulamalar sandığınız kadar efektif olamayabiliyor. Ben uzun zamandır metin yazarı olarak çalışıyorum ve macOS'te ilk tanıştıktan kısa süre sonra Ulysses adında çok güzel bir metin editörüyle tanıştım. Aslında aynı bir Word'ün, bir Google dokümanların size sunduğunu sunuyor. Tek farkı burada daha gelişmiş ve kapsamlı özelliklerle çalışıyorsunuz ve en güzel yanlarından biri de Markdown desteğinin olması. Markdown desteği şu, şimdi mesela bir paragrafı bold yapmak için normalde o paragrafı işaretlemeniz, ardından işte bunu bold yapacağım bir yer vardı, aman o neredeydi diye düşünmeniz gerekiyor. Mesela Ulysses'te bir metni bold yapmak için başına iki tane yıldız koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki mesela bold şurada bitsin. Yani bundan buradan sonrasını kalın yapmıyorum. Enter'a bastığınızda oradaki metnin kalınlığını bitiriyor. Veya şuradaki paragrafı aslında bir heading'e yani bir başlığa dönüştürmek istiyorsanız başına ne kadar hiyez işareti koyarsanız heading'inizi o kadar yüksek seviyeye veya düşük seviyeye düşürüyor. Yani 3 tane şimdi heading koyduysam bu buradaki metnin heading 3 yani başlık 3'e denk geldiği anlamına geliyor. Burada progress aşamasında karakter, kelime ve ortalama okuma süresiyle yazılan metnin neye denk geldiğini görebiliyorsunuz. Mesela bir YouTube videosu script'te hazırlıyorsanız işte bir şey yazdık ama bu okuma hızıyla ne kadara denk geliyor? Bunu Ulysses üzerinden hazırladığınızda ortalama olarak okuma hızını görebiliyorsunuz ve videonuzun takribi olarak kaç dakikaya denk geleceğini de tahmin edebiliyorsunuz. Sağ taraftan daha kapsamlı, detaylı istatistiklere ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz aynı bir Word dosyasında olduğu gibi görüntüler, resimler ekleyebiliyorsunuz. Veya İngilizce metinler yazıyorsanız Suggestion bölümünden kullandığınız metinlere daha iyi hale getirmeniz için size bazı dil tavsiyelerinde bulunuyor ve gramer hatalarınızı denetliyor. Ulysses aslında distraction free uygulamalardan biri. Yani şöyle tam ekrana geçirirsek, bu arada gece modunda destekliyor. Ekranın üzerinde diğer fazlalıkları görmeden sadece metninize odaklanarak içeriğinizi oluşturabiliyorsunuz. Bunu bir tık daha öteye götürmek isterseniz şurada typewriter mod yani yazar modu dediğimiz bir özellik var. Yazar modunu aktif hale getirdiğinizde siz de bunu cümle veya paragraf olarak değiştirebiliyorsunuz. Örneğin sadece bu paragrafı aktif olan üstünde çalıştığım paragrafı bana aktif gösterirken diğer bütün metinlerin hepsini arka plana pasif olarak atıyor. Böylece yukarıdaki metinlerin dikkatimi dağıtmasını engelliyor ve sadece asıl işimin olduğu bölümdeki metni ön plana çıkararak odamın oraya yoğunlaşmasına yardımcı oluyor. Bu da gerçekten eğer günün büyük çoğunluğunu metinler yazarak geçiriyorsanız veya kitap ya da daha uzun bir doküman hazırlayarak geçiriyorsanız yardımcı olan bir özellik. Ulysses'in çok güzel bir diğer özelliği de yazma hedefleri koyabilmeniz. Yani bir kitap yazacaksınız ve otokontrolünüzü sağlamakta güçlük çekiyorsunuz. İşte bir proje oluşturduktan sonra bir gol tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kitabın her gün işte atıyorum 500 kelimesini yazacağım. Bunu ayarladığınızda sağ tarafta ayrıyetten bir gol tabelası görüyorsunuz. O gün kaç kelime yazdınız, hedefinize ulaşmak için ne kadarını tamamlamanız lazım veya hafta bazında işte bu hafta aslında tam hedefinize ulaşmanız için ne kadar fireniz kaldı, tam hedefi tutturmak için kaç kelime daha yazmanız lazım görebiliyorsunuz. Neredeyse herkesin zevkine uyan bir tema var. Bu arada temalar sadece içindeki temalarla sınırlı değil. Sol taraftaki Get More Themes'e tıkladığınızda Ulysses'in kendi internet sitesi üzerinde hem editörlerin hem geliştiricilerin hem de sizin benim gibi kullanıcıların hazırladığı diğer temalara ulaşabiliyorsunuz. Yani eğer Ulysses'in kendi içerisindeki temalarını da beğenmiyorsanız temalarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Markdown desteğini de yine kendi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani yıldızla bold yapmasını da işte iki tane soru işareti yapınca bold yapsın gibi ayarlamaları
bizzat kendiniz de yapabiliyorsunuz. Ulysses'in en güzel özelliği yazdığınız metinleri dışarıya export almanız. Yani bir blog yazısı yazdıysanız bunu direkt HTML olarak dışarıya çıktı alıp WordPress editöründe HTML bölümüne yapıştırıp içeriğinizi direkt yayınlamaya hazır hale getirebilirsiniz. Ya da işte biz bunu yazdık ama bu bize sadece metin olarak lazım veya EPUB olarak lazım veya PDF, DOCX gibi dosya uzantılarında lazım diyorsanız hem bunu tıkladıktan sonra ön izleme yapabilirsiniz dokümanınızın nasıl görüneceğine dair hem de isterseniz export'taki diğer seçenekleri kullanarak bunu dışarıya bir çıktı olarak alabilir veya farklı bir uygulamayla çalıştırabilirsiniz. Ulysses'i kullanmak istiyorsanız aylık $4.99 gibi bir ücreti ödemeniz gerekiyor. Yıllıkta ise $39 gibi bir ücreti var. Ama eğer öğrenciyseniz ve bir öğrenci mailiniz varsa Ulysses'in öğrenci programına başvurarak çok daha cazip fiyatlara Ulysses'in yıllık aboneliğini satın alabilirsiniz. macOS'in kendi içerisinde video oynatıcısı olarak biliyorsunuz ki QuickTime Player kullanılıyor. Fakat bu QuickTime Player'e bazen insanın kanı pek ısınamayabiliyor. Çünkü Apple'ın kendi video oynatıcısı olmasına rağmen bazen kontrol tuşlarının alışkanlığı, kullanıcı alışkanlığının dışında olması nedeniyle yabancı çekebiliyorsunuz. Ve en önemlisi eğer altyazılı film izliyorsanız QuickTime'la bu SRT dosya uzantılı altyazıları yüklemeniz mümkün olmuyor. macOS'i kullandığım ilk günden bugüne kadar birçok farklı medya oynatıcısı denedim. Mesela Windows ve Linux'ta KM Player'dan çok büyük verim alırken macOS tabanında KM Player'in çok sağlıklı çalışmadığını gördüm. Ve şu ana kadar etrafımda kullanan kullanıcılardan da gördüğüm kadarıyla macOS üzerinde kullanabileceğiniz hem ücretsiz hem kontrollere basit hem de altyazı destekli birincil medya oynatıcısı VLC Player. VLC Player'la herhangi bir medya dosyasını açmak için şununla aç dedikten sonra VLC Player'ı diye seçebiliyorsunuz. Ve eğer İngilizce filmlerle çok sık haşır neşirseniz, bu arada en son izlediğim film aynı yerden açık. SRT dosyasını tutup dosyanın üzerine attığınızda altyazınız hemen hayata geçmiş oluyor. Müzikler için zaten Apple Music ve iTunes'u kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Veya benim gibi Spotify'ı tercih edebilirsiniz. Ama videolar, video klipler ve diğerleri için gerçekten VLC Player'ı beğeneceğinizi umuyorum. Peki VLC Player'ı tanıttık. VLC Player'ı tanıtıyorsak muhtemelen burada izleyeceğimiz şeyleri alengirli, çelengirli, torrentli sitelerden indiriyoruzdur. Torrentler kısmında macOS'te ne yapıyoruz? Normalde yine Windows ve Linux'ta çoğu kullanıcı uTorrent'i kullanırken macOS'te uTorrent pek sağlıklı çalışmıyor. Bunun için de en güzel alternatif aynı zamanda Linux ve Windows kullanıcılarının da sevdiği Transmission diye ücretsiz bir uygulama. Transmission'ı direkt kendi sitesi üzerinden indirebiliyorsunuz. Gayet basit ve sade. Tracker'lara herhangi bir torrent ekledikten sonra sağ tıklayıp özelliklerden belirleyebiliyorsunuz. Maalesef Transmission'da işte torrent indirmesi tamamlandıktan sonra bilgisayarı kapat, ekranı kapat gibi gelişmiş seçenekler yok. Biraz daha lightweight yani hafif bir BitTorrent işlemcisi olarak tasarlanmış. Fakat kesinlikle işinizi görüyor, bilgisayarınız üzerine fazladan yer kaplamıyor ve önceliklendirme gibi bir torrent işlemcisinin en temel özelliklerini hemen hepsini size sunuyor. Ayrıca Transmission tamamen açık kaynak kodlu olduğu için ücretsiz olarak bilgisayarınızda kullanılabiliyor. Eğer macOS'e geçtiğinizde torrentlerinizi ne yapacağınızı düşünüyorsanız veya hangi torrent işlemcisini kullanacağınız konusuna kararsızsanız Transmission'ı öneriyorum. Yıllardır kullanıyorum ve daha herhangi bir yamuğunu görmedim. Listemizin sonunda çok da detaya girmeden notlarımı almak için kullandığım uygulama olan Evernote'dan bahsedeceğim. Açıklama bölümünden zaten ulaşabileceğiniz gibi Evernote üzerine ya herhalde Türkiye'deki en kapsamlı incelemelerden birini daha önce blogumda yayınlamıştım. Evernote'un en güzel özelliği herhangi bir nota kolayca erişebiliyor olmanız ve bugüne kadar Evernote'un galiba piyasada bu kadar başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri de kapsamlı arama özelliği diyebilirim. Şuradan basit bir kısa yolla kitap listeme gitmek istiyorum ve hemen kitap listemin içerisine doğrudan geçebiliyorum veya şöyle film listeme geçeceğim ama atalım diyelim ki neredeyim şurada içerik fikirleri bölümündeyim ve
film listeme geçeceğim. Daha ben film yazdığımda film listemi benim için otomatik olarak buluyor. Evernote'un bir diğer güzel özelliği de sadece metinle sınırlı kalmadan görselleri ve PDF'leri de arayabiliyor olması. Şuradan dijital kütüphanemden bir örnek göstermem gerekirse, benim okuduğum kitapların birçoğu PDF olarak fotoğraflanmış şekilde Evernote üzerinde yer alıyor ve herhangi bir alıntıyı aramak istediğimde yine aynı şekilde buradan, mesela onun daha güzel diye bir cümle gördüm burada. Bunu aradığımda şöyle diyor ki, hemşerim bak gel, senin aradığın bu PDF'in içerisinde var ve PDF'in içerisine tıkladığınızda da o kelimeleri az önce gösterdi ama aşağıya kaydırınca galiba kaybettim. Highlight olarak ayrıca işaretliyor. Hani tam olarak yerini de gösteriyor. Bu teknolojiye de OCR adı veriliyor. Evernote'un bir diğer güzel özelliği de Web Clipper dediğimiz eklentisi. Şöyle blogumdan bir örnekle göstereyim. Diyelim ki herhangi bir internet sayfasındasınız ve buradan herhangi bir bölümü veya sayfanın tamamını direkt Evernote'a göndermek istediğinizde Web Clipper'la bu işi çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz veya internet sayfasını görmek istemiyorsanız da sadece içerik bölümüne odaklanmak istiyorsanız işte basitleştirilmiş makale veya doğrudan makale gibi çeşitli seçeneklerle buradan tam olarak hangi not defterine kaydetmek istediğinizi de seçiyorsunuz. Örneğin mesela YouTube Projects'te şuraya kaydet dediğimde bu öğeyi önce sizin için kırpıklıyor ve hemen ardından gönderiyor. Eğer bilmiyorsanız Evernote'da çapraz platformlu olarak çalışan bir uygulama, yani Mac, Windows, iOS, iPad hiç fark etmeden bütün platformlar üzerinde kullanabiliyorsunuz. Evernote'u Lite sürümünü ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama kendisi pek kullanılabilir değil. Çünkü sadece verileriniz kullandığınız bilgisayarla sınırlı kalıyor. Örneğin bilgisayarınızdan yazdığınız bir nota iPhone'unuzdan erişemiyorsunuz. Bunu yapmak için de ne yapmanız lazım? Aylık 22 liraya denk gelen premium hesaba geçiş yapmanız gerekiyor. Eğer öğrenciyseniz ve Evernote'u kullanmaya karar verirseniz ilk yıl çok daha cazip bir ücret ödeyerek de işte yanlış hatırlamıyorsam ilk yıl yıllık 19 lira gibi bir ücrette öğrenci hesabıyla Evernote'a sahip olabilirsiniz. Evet, umarım bu video ile Mac'inizi şenlendirecek, aşka getirecek ve aynı zamanda günlük rutininizde size hem zaman kazandırıp hem de üretkenliğinizi arttıracak uygulamaları keşfetmişsinizdir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve gelecekteki hem Mac hem de üretkenlikle ilgili hazırladığım videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada sizler hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Neler sizin için olmazsa olmaz? Hemen yorum alanından favori uygulamalarınızı paylaşarak hem bana hem de macOS dünyasına yeni geçen ve Mac'lerle yeni tanışan insanlara yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.